Efendim malumunuz üzerine hem yerli hem milli bir hükümet tarafından, AKP tarafından yönetiliyoruz. Milliyetçi bunlar. Hem milli hem yerli. Hem yerli hem milli. Şimdi size milliyetçiliği anlatacağım biraz. Uzak doğuya gideceğiz. Tayland'dayız. Tayland'da evleniyorsunuz efendim. İsterseniz 9 çocuk yapın, 26 tane torununuz olsun. Vatandaşlık alamıyorsunuz. Her 3 ayda bir polise gideceksiniz, damgayı vuracaksınız. Ben buradayım diye. Vatandaşlık yok. Toprak satışına geliyoruz şimdi. Malum yerli ve milli iktidarımız AKP satılmadık yer bırakmadı. Peki bu işler Tayland'da, Endonezya'da, Kamboçya'da, Vietnam'da nasıl oluyor? Efendim toprak satışı diye bir şey yok. Türk'üm Türk'ü tokatladığı bir yer var Kamboçya'da. Şimdi Türk Türkiye diyor ki abi diyor gel diyor sana diyor arsa var diyor onu alalım diyor otel dikersin diyor. Ne kadar diyor? 130 bin dolar diyor. Ya yap şunu diyor bir 100 bin yap diyor. Peki diyor 110 bin olsun diyor Kamboçya'da. 110 bini anlaşıyorlar şimdi bunlar. Kamboçya'da imza yok efendim. Parmak basıyorsunuz. Bizim bu uyanık Türk iki tane de polis ayarlıyor. Rüşveti indiriyor biner dolar. Polisler de geliyor. Orada efendim büyük böyle papirüs kağıtlar gibi kağıtlara hepsi parmak basıyor işte yazılar var böyle Kımerce yazılar Kamboçya dilinde yazılar var. Bu tapu sözüm ona tapu bu şimdi. Bizim enayi de parayı indiriyor parmağa basıyor ertesi gün gidiyor arsayı aldı ya şimdi çit çevirecek etrafına. Bu sefer gerçekten polisler geliyorlar. Hemşerim sen ne yapıyorsun diyorlar ya. Nasıl ne yapıyorum diyor. Tapuyu gösteriyor. Polisler alıyor tapuyu yırtıp atıyorlar. Bu ülkede diyorlar toprak satışı yok. Kamboçya'da, Tayland'da, Vietnam'da toprak satışı yok. Şimdi geçiyoruz tekrar Tayland'a efendim. Bakın bir gün bizim Türk'ün birisi uçaktan iniyor. Yerde böyle satıcılar var. Satıcılara Tayland bahtı atıyor. Hani biz Türkler çok severiz ya böyle şey atmayı işte. Ne denir ona? Bahşiş değil de siftah parası. Abi parayı bir atıyor adam. 40 kişi üstüne çullanıyor bunun. Adamı hastanelik edinceye kadar dövüyorlar. Adam hastanelerde yatıyor. Ameliyatlar geçiriyor. Bu da yetmiyor. Adama 41 yıl hapis cezası veriyor Tay hükümeti. Krala hakaretten. 5 yıla inmiş sonra. Ben inceledim onu, araştırdım. Bundan 10-15 sene önce oldu bu olay. Ama biz de yerli ve milliyiz ya. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfür edenlere neredeyse madalya verecekler. Değil mi? Evet. Şimdi yine Tayland'dayız efendim. Şimdi siz Tayland'a gittiniz. Tayland'da iş yeri açacaksınız. Hani bizim Türkler çok sever. Böyle işte yurt dışına açılmayı, orada iş yapmayı çok severiz biz. Ama oralar Tayland, Kamboçya, Vietnam, Endonezya, Singapur gibi yerlerde iflas edilmiş, etmiş binlerce, belki de yüz binlerce Avrupalının, Türk'ün hikayesi vardır. Şimdi bir iş yeri açacaksın değil mi? Tayland'a gittin. Atıyorum bir köfteci dükkanı açacağım. Veya bir kıyafet dükkanı açacaksın. %51'i Kamboçyalı, Taylandlı olacak. Yani parayı sermayeyi sen koyuyorsun. Ama devlet sana diyor ki hayır diyor benim vatandaşım diyor %51 sahibi olacak oranın diyor. Sokaktan bir tane çulsuzu buluyorsunuz. Taylı çulsuzu. Ertesi gün o da sizi dükkandan kovuyor. Böyle çok hikayeler var. Adam %51'ine sahip çünkü. Bununla da kalmıyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz efendim? Bir iş yeri açtınız değil mi? 4 tane Taylı çalıştırmak zorundasınız. İstersen çalıştırma. Direkt mühürlüyorlar. Dükkanı kapatıyorlar. Bir de üstüne 150 bin baht para cezası kesiyorlar. 4 tane işçiyi çalıştıracaksın. Onların sigortasını ödeyeceksin. Onların maaşını ödeyeceksin. Falanlar filanlar. Yani şimdi bizim bu AKP iktidarı yerli ve milli olmaktan söz ediyor ya efendim. İşte bakın orada toprak satışı yok. Evlenseniz bile vatandaşlık alma şansınız yok. Şimdi yine Kamboçya'dayız değil mi efendim? Evet Kamboçya'dan bir hikaye daha anlatayım size. Sihanoukville kentinde 3,5 sene yaşadım ben. Çinliler o şehri 40 yıllığına satın aldılar. Çin ülkesi. Gökdelenleri diktiler. Bir gün Francesco ile oturuyoruz bizim İtalyan Francesco'yla. Francesco'ya dedim ki bak dedim Francesco. Şu gördüğün gökdelen var ya dedim. Kumarhane, gazino. Tabelası dedim 2 gün içinde değişecek. Yok ya değişmez dedi. Çin'e dedi gücü yetmez dedi Kamboçya'nın. Kamboçya dediğin ülke ne ki dedi. Fakir bir ülke. İyi dedim görürsün bak dedim o tabela oradan inecek. Efendim 2 gün sürmedi bile. 1,5 günde tabela aşağıya indi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Çin orayı satın almış ama Çin orayı 40 yıllığına
yeniden inşa etmek için yap devret modeliyle satın almış ama binaları da dikmiş 7 yıldızlı otelleri ama o tabelanın üstüne sadece Çince yazı yazamazsın. Onun Çince'nin üstüne Kamboçya dilinde Kımerci yazı yazacaksın. Ve bunu astılar. Hatta ben geçen gün Google'da baktım. O işte kumarhane hala yerinde duruyor. Ve üstünde Kımerce yazı. Yani milliyetçilik böyle oluyor. Milliyetçilik ülkenizin kralına veya ülkenizi kuran lidere, kurucu lidere saygıyla oluyor. Paraya saygıyla oluyor. Yani bir gün mesela tapınağa gittik. Tapınakta ben kız arkadaşım götürdü Tayland'da. Kağıt para. Kağıt parayı ağaca asıyorsunuz böyle. En düşük para. Kralın resmi aşağıya bakıyor diye nazikçe uyardılar beni. Parayı ters çevirdim. Kralın kafası yukarı baktı. Teşekkür ediyoruz dediler. Yani saygı ve toprakları korumaktır milliyetçilik. Toprakları satmak değildir. Uzak Doğu'da hiç kimse bir karış toprak satın alamaz. Kiralayabilirsin ancak. Hatta o kiraladığın evin dış cephesini bile boyayamazsın. Boyadığın anda gelir devlet 100 bin baht para cezasını yapıştırır. Kaçak çalışmadan ceza keser. Usta tutacaksın diyor usta. Çünkü orada ev kiralayanlar var. 10 sene oturuyor adam Tayland'da. Evin dışını kendi boyuyor. Ama suç. Bir de Türkiye ile kıyaslayın. Evet, işte AKP iktidarı böyle milliyetçi, böyle yerli. Biz de bu şekilde yönetiliyoruz.